Yeni bir videodan hepinize selamlar canlarım. Son zamanlarda sizlerle karşılıklı olarak hem odaklanma hem de çalışma için gerekli olan motivasyonu sağlama konusunda biraz başarısız olduğumuzdan şikayet ediyorduk. Bunun için bugünkü videomda sizlerle bir günümü verimli geçirmek için nasıl bir çalışma yöntemi izliyorum. Çalışmaya başlamadan önceki hazırlık aşamalarından çalışma sonrası yaptıklarıma kadar adım adım paylaşmak istedim. Benim günlerimin erken saatleri genellikle online dersleriyle geçiyor. Öğleden sonra 4-5 gibi biraz dinlendikten sonra çalışmaya başlamak için hazırlıklarımı yapıyorum. Şu anda sabahtan akşama kadar bütün vaktinizi evde geçirdiğinizden dolayı dinlenme ve çalışma vakitleri arasında bir mekan farkı olmuyor. Bazen yataktan kalkıp direkt dersin başına oturuyoruz. Bu yüzden de o çalışma moduna tam olarak geçemediğimiz için çalışmalarımız normaldekinden biraz daha verimsiz geçebiliyor. Ben de bu yüzden ufak tefek birkaç hazırlıkla kendime o çalışma vaktinin geldiğini hatırlatıyorum. Kendimi o çalışma moduna sokuyorum. Bunun için öncelikle bir kendimi hazırlıyorum. Önce bir elimi yüzümü yıkıyorum ve rahat kıyafetler giyiyorum. Fiziksel olarak kendimi hazır hissettikten sonra çalışma alanımı temizleyip hazırlıyorum. Evin içinde çalışmak için belirlediğim özel bir alanın olması çalışma moduna girmeme yardımcı oluyor. Bu alanda çalışırken ihtiyaç duyacağım bütün araç gereçleri, bütün eşyaları hazır hale getiriyorum ki çalışmaya başladıktan sonra kalkıp dikkatimi dağıtmayayım. Daha sonra kendime bir bardak çay kahve hazırlıyorum veya bir bardak su alıyorum yanıma. Aynı zamanda uzun süre çalışacaksam kenarda mutlaka bir atıştırmalık bulunmasına dikkat ediyorum. Burada size tavsiyem çalışmaya karar verdiğiniz anda itibaren telefonunuza dokunmayın. Yani bu hazırlıklara başlamadan önce telefonu mutlaka bir kenara koyun. Yoksa üşenmeye başlayabilirsiniz veya telefonunuzdaki bir şeyler dikkatinizi dağıtabilir. Mesela kahvemi yaparken eğer Instagram'da gezmeye başlarsam mutlaka belirlediğim vakitten daha geç masaya oturuyorum. Bunun yerine ben kulaklığımı takıp beni motive eden müzikleri dinlemeye çalışıyorum hazırlık aşamaları sırasında. Siz de böyle yapabilirsiniz. İkinci adım benim için dikkat dağıtıcı etkenleri uzaklaştırmak. Burada öncelikle fiziksel etkenleri uzaklaştırmak adına çalışma alanımda çalışmam için gerekli eşyalardan başka hiçbir eşya olmamasına dikkat ediyorum. Benim aslında dikkatimi dağıtan en büyük etken telefon. Bu yüzden telefonumda rahatsız etme modunu açıyorum ki hiçbir bildirim gelmesin. Aynı zamanda telefonu kendi isteğimle elime alıp bir şeyler yapmaya başlamama engel olmak için de çeşitli uygulamalar kullanıyorum. Bu uygulamaları sizinle daha önce başka videolarımda da paylaşmıştım. Son zamanlarda kullanmayı en çok sevdiğim uygulama NoxOcean uygulaması. Bu hem Play Store'dan hem de App Store'dan ücretsiz olarak indirebileceğiniz bir uygulama. Bu arada uygulamanın hem App Store'dan hem de Play Store'dan indirme linklerini videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. Uygulamada çalışmak istediğiniz süreyi belirliyorsunuz ve bir bina seçiyorsunuz. Süre sona erdiğinde binayı başarılı bir şekilde inşa ederek sizin için bir yeraltı şehri oluşturuyor. 3 farklı modu var. Birincisi normal odaklanma modu. Bu modda uygulamadan çıkıp farklı uygulamalara girdiğinizde bina yıkılmıyor. Bu modu çalışırken telefonunuzdan bir şeylere bakmaya ihtiyacınız oluyorsa kullanabilirsiniz. İkincisi derin odaklanma modu. Bu benim en çok kullandığım mod. Bu moddayken eğer uygulamadan çıkıp farklı uygulamalara girerseniz binanız yıkılıyor ve o haliyle denizaltı şehrinizde yıkık bir şekilde o binayı görüyorsunuz. Üçüncü mod ise Extreme Focus modu. Bu modda telefonunuzu kilitlemeden masanın üzerine ters çevirip koyuyorsunuz ve sizin için süre başlatıyor. Telefonunuzu kaldırana kadar ne kadar süre geçtiğini sayıyor. Burada zaten telefonu elinize bile alamıyorsunuz. Geçtim ki farklı uygulamalara girmeyi. Bu çalışma sürelerinizi tamamladıkça ve yeni binaları inşa ettikçe size puan veriyor. Bu puanları daha sonra Focus Store'da kullanarak yeni binalar açabiliyorsunuz. Böylelikle şehrinizi biraz daha çeşitlendirebiliyorsunuz. Aynı zamanda çalışma odalarında toplu bir şekilde çalışma özelliği de var. Ben birlikte çalışalım diye bir oda oluşturdum. O odanın bilgilerini de aşağıda açıklamalar kısmında sizlerle paylaşacağım. Oradan katılırsanız birlikte çalışabiliriz bu uygulama üzerinden. Başlamadan önce yaptığım son şey kendime bir yapılacaklar listesi ve bununla beraber bir çalışma programı oluşturmak. Bu çalışma programını olabildiğince basit tutmaya çalışıyorum. Çok fazla uzun bir yapılacaklar listesi oluşturmuyorum ki gözümde büyümesin. En fazla 3 ana iş belirliyorum. Zaten bunlar daha genel zaman alıcı işler oluyor. Mesela şu dersin birikmiş notlarını temize çek gibi. Daha sonra bunların altına bu ana maddeleri tamamlamak için izlemem gereken ufak ara adımları not ediyorum. Diyelim az önceki örneğimizde olduğu gibi bir dersin birikmiş notlarını temize çekeceğim. Bakıyorum hangi haftanın notları birikmiş. Diyelim işte 10. 11. 12. 13. haftanın notları birikmiş. Bunları ufak ara adımlar şeklinde not ediyorum altına. 10. haftanın notlarını temize çek. 11. haftanın
haftanın notlarını temizleyecek, 12. haftanın notlarını temizleyecek gibi. Böyle yaptığımda bu ufak adımları tamamladıkça maddelerin üzerini çizebiliyorum. Bu şekilde bir ilerleme kaydettiğimi görerek motivasyonumu çalışma süresi boyunca sürdürmüş oluyorum. Son olarak bu adımları tamamlamak için gereken zamanı yanlarına not ediyorum. Bunu olabildiğince gerçekçi bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Daha önceki çalışmalarınızdan ve hangi işi ne kadar sürede yaptığınızdan yola çıkarak bu süreleri siz de kendiniz için belirleyebilirsiniz. Genellikle mesela bir notu 30 dakikada çıkaracağımı düşünüyorsam buna 5-10 dakika bir esneklik payı ekliyorum ki bu işi hani o belirlediğim zamanda yapamazsam strese girmeyeyim diye. Böylelikle hazırlık aşamalarımız sona ermiş oluyor. Artık çalışma ve mola döngülerimize geçiyoruz. Ne kadar süre çalışıp ne kadar mola vereceğime ve bunu kaç defa tekrarlayacağıma biraz önce belirlediğim süreleri göz önünde bulundurarak karar veriyorum. Kendi verimliliğinizin en yüksek olduğu çalışma süresini belirleyebilirseniz işiniz biraz daha kolay olur. Ama genel olarak belirlenmiş belli çalışma mola döngü süreleri var. Onları ekranda yan tarafta vereceğim. Onlardan birkaç tanesini seçerek kendinizi deneyebilirsiniz. Hangisinde daha verimli çalışabiliyorsanız bundan sonra siz de o süreyi benimsersiniz. Ben genellikle daha uzun çalışma sürelerine daha iyi odaklanıyorum. Onun için 50 dakika çalışma 10 dakika mola yapıyorum. Ve çalışmaya başlamadan önce bu döngüyü, bu 50 dakika çalışma 10 dakika mola döngüsünü işlerimin büyük bir kısmını tamamlayacak kadar tekrarlayacak şekilde kendimi koşullandırıyorum. Genellikle toplamda 2-3 saat olacak şekilde bu döngüyü tekrarladıktan sonra uzun bir mola veriyorum. Bu molada beni çalışma modundan çıkarmayacak şeyler yapmaya çalışıyorum. Mesela sosyal medya veya televizyon gibi başından kalkamayacağımı bildiğim şeyleri yapmıyorum bu molalarda. Kısa bir egzersiz, kısa bir yürüyüş yapabilirsiniz. Kendinize yiyecek ufak bir atıştırmalık hazırlayabilirsiniz. Ben bazen YouTube'dan kısa videolar izliyorum. Ne kadar kısa olsa da bir bölüm dizi izleyeyim demiyorum hiçbir zaman. Çünkü o bölümlerin mutlaka devamı geliyor. İsterseniz biraz kestirebilirsiniz enerjinizi yeniden toparlayabilmek için. Genel olarak bu molanın 25-30 dakikayı geçmemesine özen gösteriyorum. Bu şekilde çalışarak işlerimin büyük bir kısmını tamamladıktan sonra değerlendirme kısmı geliyor. Buradaki ilk adımım tamamladığım işleri belirleyerek bu maddelerin üzerlerini çizmek. Bazen listedeki işlerin beklediğimden daha uzun sürebiliyor veya insanlık hali başka bir sebepten dolayı tamamlayamadığım da oluyor. Bu tamamlayamadığım maddeleri bir kenara not ediyorum. Aynı zamanda tamamladığım işlerin devamı olacak maddeleri de bir kenara not ediyorum. Mesela bir dersten en son 13. haftanın notunu çıkardım. Ertesi gün 14, 15, 16. haftanın notlarını çıkarmak istiyorum diyelim ki. Bu 3 maddeyi yani devamı olacak işleri de bir kenara not ediyorum. Bu tamamlayamadığım işler ve tamamladıklarımın devamı olan işler benim ertesi günkü yapılacaklar listemi oluşturuyor. Böylelikle çalışmamı tamamlamış oluyorum. Çalışmam bittikten sonra ertesi gün çok fazla uğraşmayayım diye masayı bir kabaca toparlıyorum. Bazen o günkü çalışmam istediğim kadar verimli geçmemiş olabiliyor. Böyle olduğunda çalışmam bittikten sonra kendimi strese girmemek ve tamamladıklarımla tatmin olmak için telkin ediyorum biraz. Bir sonraki gün verimli bir şekilde çalışarak bunu telafi edebileceğimi kendime hatırlatıyorum. Ve daha sonra kendimi bazen güzel bir dizi filmle ödüllendiriyorum. Kendime güzel bir yemek hazırlıyorum. Bu şekilde kendimi ödüllendirerek günü güzel bir şekilde kapatıyorum. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Birlikte çalışmak için Noxo Ocean'dan çalışma odama katılmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.